Merhaba Kanal 3 izleyenleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi tarafından hazırlanıp sunulan İslam ve Hayat adlı programla tekrar karşınızdayız. Geçen programda olduğu gibi bu hafta da Doktor Öğretim Üyesi Emin Uz ve Doktor Öğretim Üyesi Fatih Çakmak hocalarımla beraberiz. Sayın Emin Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Fatih Hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Bugün İslam ve Hayat adlı programda aile, İslam'da aile olgusunu işleyeceğiz. Bilindiği gibi son zamanlarda koronavirüs tehlikesiyle birlikte aile içinde iletişimin, aileyle birlikte vakit geçirmenin önemi daha da artmış durumda. Bu yönüyle hocalarımla beraber inşallah İslam'da ailenin önemi, İslam'da çocuk eğitimi gibi konuları işleyeceğiz. Emin Hocam'la başlamak istiyorum. Sayın Hocam, Kur'an'da aile hangi kavramlar üzerinden işlenmekte? Aile bütünlüğüne yönelik hangi ayetler göz önüne alınmaktadır? Hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde, dünyanın yaşamış olduğu bu zor günlerde böyle güzel bir konuyla birlikteliğimizi sağladığınız için. Kur'an-ı Kerim nazarından aileye baktığımızda tabii ki öncelikle insanoğlunun yaratılışına gitmek gerekir. Çünkü Allah Celle Celaluhu insanoğlunun bir erkek ve bir kadından yaratıldığını, اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا buyurur. Daha sonra sizi küçük topluluklara, kabilelere böldük. Aile mefhumunu dikkate aldığımızda toplumun en küçük yapı taşı olarak değerlendirilirken Kur'an-ı Kerim zaten bunu kadın ve erkekten sonraki küçük yapı taşı olarak bizlere bildirmekte. Evet. Ve ayetin sonunda da böyle yaratılmasının, yani aile mefhumu üzerinden insanoğlunun değerlendirilmesinin hikmetini de Allah Celle Celaluhu lite'arafu ifadesiyle bizlere sunuyor. Kaynaşmanız için, yani bir ünsiyet peyda etmek ve bir mutluluk havası yaratmak için. Türkçe'de de zaten kullandığımız aile kavramının kökeni Arapçadır hocam. Fakat Arapça'da aile bizim bildiğimiz anne baba ve çocuklardan oluşan küçük topluluğa verilen isim değil, aslında fakirlik demektir. Nitekim ayette Allah Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitaben diyor ki biz seni fakir bulup zenginleştirmedik mi? Ve vecedeke ailen feagne diyor orada. Yani seni mutsuz bulup aslında mutlu bir hale getirmedik mi? Aile denilmesinin sebebi de insanlar arasındaki bu mutsuzluğu ortadan kaldırmak ve insanların birbirlerine ihtiyacını artırmak sadedinde böyle bir kelime kullanmıştır. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de aile şeklinde değil, üsra şeklinde aile ifade edilir değerli hocam. Evet. Yani o zaman şöyle diyebiliriz Sayın Hocam, insan yeryüzünde yaratıldı ama başıboş bırakılmadı. Mutlaka tanışması, birbirleriyle kaynaşması, yani sosyal bir varlık olarak yerine getirmesi gereken görev birbirleriyle tanışması ve kaynaşması. Yani tabii samimi ki bir ortamın olması. Bu da aileyle başlar. Tabii ki, yani ailenin özünde Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda aslında mutlu olma potansiyeli olan küçük yapı taşı, topluluk olarak nitelendirilir. Peki hocam, bu mutlu aile tipini insanlar nasıl başarabilir? Yani aslında şöyle sormak istiyorum sorumu. Peygamber Efendimiz'in Müslüman aile tipine yönelik önerileri var mıdır? Varsa nelerdir? Aileyi konuşurken İslam'da önce ailenin oluşumunu değerlendirmek lazım. Nasıl bir aile kurmamız lazım ki sonucunda mutlu bir topluluk karşımıza çıksın? Onun için de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın telkinlerine baktığımızda kimlerle evlenilebileceği, ailenin nasıl kurulabileceği noktasında bir takım telkinler bize sunulurken yine Kur'an-ı Kerim'de de ve min ayatihi diye başlayan ayeti kerimelere baktığımızda mesela buyurur ki Allah Celle Celaluhu ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum zevacen litesekunu ileyha. Kendisinde huzur bulacağınız eşler var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Aslında ailenin mutluluğuna bakıldığında hocam, kadın, erkek ve çocuklar orada kendi iradeleriyle bu mutluluğu tam anlamıyla gerçekleştiremediklerini ve dolayısıyla burada bu mutluluğu sağlayan, bu ülfeti sağlayan, Kur'an-ı Kerim buna meveddet ve rahmet diyor. Hı hı. Çünkü ailenin özünde birliktelik ve merhamet vardır.
bu merhametin ve birlikteliğin sağlanmasını teşkil eden üçüncü bir varlık söz konusudur. İşte onun için Allah ayete Allah'ın varlığının delillerindendir diyor. Yani aile içerisindeki meveddet ve rahmetin kurulması Allah'ın varlığının ve delillerindendir. Kısaca söylemek gerekirse hem Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde hem de Kur'an-ı Kerim'de mutlu bir aile yuvası kurulabilmesi için temelinde rahmetin ve merhametin gözetilmesi icap ediyor. Evet, kesinlikle Allah tarafından verilen bu meveddet ve rahmetin gözetilmesi gerekli. Fatih Hocam'a dönmek istiyorum. Evet, hocam. Emin Hocam'ı biraz dinlendirmek adına. Sayın Hocam. Ben de hiç araya girmedim hocam. Emin Hocam çok güzel anlatıyordu. Maşallah. Ben de ayetle ilgili özellikle Emin Hocam'ın ilk paylaştığı ayetle ilgili ayetin devamındaki o takva kısmına vurgu yapar mı Emin Hoca diye düşünmüştüm ama orası ben de eksik kalmasın orayı. Onu da size bırakalım. Evet. Orayı da ben ifade edeyim isterseniz. Allah katında en üstününüz ondan en çok korkanınızdır diye çevirdiğimiz takva kavramı bu noktada. Konuşmamızın ilerleyen bölümünde, programımızın ilerleyen bölümlerinde Allah korkusu yerine Allah sevgisi kavramını ben biraz işlemeye çalışacağım. Özellikle çocukluk dönemi, din eğitimi açısından. Hocam, siz benim sözümü kesmediniz ama ben sizinkini keseyim. Buyurun. Müsaadenizle. Buyurun, tabii estağfurullah. Orada inne ekramekum indallahi etkakum, orada etka ifadesi aslında Kur'an-ı Kerim'de takva diyoruz ya hocam, siz de takva ile başladınız. Korku anlamına hiçbir zaman gelmez. Yani tamam. Sorumluluk anlamına gelir. Evet. Sakınmak belki sakınmak, günahlardan sakınmak. Yani insanın Allah'ın ortaya koymuş olduğu nehilerden, yani yasaklardan kendisini sakınmak. Kendisini yaratana karşı sorumlu davranmak. Evet. Aynen. Hocam ben de zaten Emin Hocam onu tamamlasın şimdi benim sözümle birlikte kelimenin dil yapısı üzerinden anlamını falan da söyler diye düşündüm zaten. O bahsi en son söyleyeceğimiz yeri sanki oradan girmek adına ifade etmeye çalıştım. Evet. Haliyle aile, çocuk, aile eğitimi, çocuk eğitimi İslam'da, İslam tarihine bakıldığında ya da insanlık tarihine bakıldığında çok önemli temel mevzulardan bir tanesi haliyle. Özellikle bugünlerde bu sıkıntılı zaman diliminde programı açarken ifade ettiğiniz aile ve aile ifradıyla anne baba ve çocukların sürekli bir arada yaşamaya başladığı, vakit geçirdiği birlikte ve birbirlerine dayanarak bu zor sıkıntılı süreçleri atlatmayı önemsediği toplumumuzun bu dönemde bu mevzu gerçekten önemli. Şöyle küçük bir gülümseten bir cümle oğlumun dün paylaştığı. Hani bu işte sosyal medyada bir şeyler deniyor ya, işte Caps'tir ya da neyse, evet. Twitter'dır vesaire. Hı hı. Bir tane genç kardeşimizin biraz böyle gülümseten söylemlerle paylaşımı. Ya abim falan ne kadar iyi insanmış aslında, 3-4 gündür onu anladım. Evet. Hmm. Falan gibi bir paylaşımda bulunuyor. Yani daha fazla vakit geçirince. Yani 3-4 gündür anne, baba, abi, abla, kardeş vesaire hep bir arada olunca abimler, ablamlar falan çok iyi insanlarmış, yeni öğrendim falan gibi. Aslında belki gülümsetirken de düşündürmesi gereken önemli mevzulardan bir tanesi. Yani aslında bu süreci... Hocam ben soruyu biraz daha somut hale getirmek tabii, için. Şimdi biz Türk milleti olarak genelde evde çok fazla vakit geçirmeye alışkın insanlar değiliz. Yani erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla dışarıda vakit geçirmeye alışmış bir milletiz. Evet. İşte bu zor zamanlarda evde vakit geçirmemiz tedbir kapsamında isteniyor. İnsanlar bunu nasıl başarabilir? Yani çocuğuyla bir anne, bir baba çocuğuyla nasıl vakit geçirmelidir? Evet. Anne baba kendi arasında nasıl vakit geçirebilmelidir? Evde bu işi nasıl eğlenceli hale getirebilmelidir? Bunun üzerine konuşursak. Anne baba çocuğun eğitim açısından da bakıldığında ilk öğretmenidir haliyle. Evet. Çocukluk dönemi kendi içerisinde üç önemli alt evreye ayrılıyor. Bu noktada ilk çocukluk ya da bebeklik diyebileceğimiz, öncelikle pardon, bebeklik dönemi 0-2 yaş aralığı, 2-6 yaş aralığı ilk çocukluk, 6-12 yaş aralığı da genelde son çocukluk dönemi diye ifade edilir psikoloji kaynaklarında. Sorunuza geçmeden önce hemen çok kısa bir bilgi bu noktadan. İlk öğretmenler zaten anne ve babalardır, özellikle anneler. 0-2 yaş aralığı, Emin Hocam'ın da katkısı olacaktır bu noktada Kur'an'da. Emzirmeyle ilgili, süt vermeyle ilgili, 2 yaş vurgusu özellikle. Çocuk bu dönemde
çok önemli bazı hasletler kazanır ki bunlardan en önemlisi güven duygusudur. Evet. Anne sıcağı, anne kucağı diye ifade ettiğimiz bizim toplumda. Bu noktada ilk öğretmen olan anne ve babanın, ailenin, çocuğun genel eğitiminde ve özelde de din eğitiminde çok önemli bir yeri var bu noktada. Ama ben bunu bebeklikten başlatmaktan kastım şudur. Kazanılması gereken çok önemli bazı hasletler, özellikler eğer bu dönemlerden itibaren kazanılmazsa ki 0-2 yaş aralığında bebekler bilinçli değillerdir çok fazla. Evet. Yani bir insan olmakla birlikte daha çok bağımlı oldukları dönemlerdir. Bu dönemlerde kendiliklerinden ben güven hissi geliştirmeliyim diyemezler. Ben işte şefkat, merhamet, sevgi, ilgi bana verin diyemezler. Bunu anne babadan alırlar. Yani daha çok anneden alırlar bu noktada. O yüzden buradan girdim ve devam eden süreçte özellikle bu duyguların yerli yerince kazandırılamadığı aile ortamlarında çocukluk döneminin devam eden yıllarında, gençlik ve devam eden süreçlerde haliyle bazı problemli yaşantıların olması kaçınılmazdır. Evet. Tabii ben ne kadar şu an sürem var bilemiyorum ama hani bu sürecin tamamını anlatmaya devam edebilir miyim yavaş yavaş? Süremiz... Şöyle söyleyeyim hemen. 0-2 güven, sevgi, ilgi özellikle. Bu noktada annelere, babalara da tabii ki çok önemli görevler düşüyor. 2-6 yaş aralığı ilk çocukluk dönemi de yavaş yavaş bilinç sürecinin başladığı, işte dışa bağımlı dönem, daha çok taklit dönemi vesaire şeklinde diye ifade edilen ve hepimiz az çok biliriz bu dönemde çocuklar çevrelerindeki, ailelerindeki yaşantıları taklit etme tutumu sergilerler genellikle. Yani bizlerle ilk beraber, zaman taklit çağı olarak. Bizlerle beraber seccadede namaz kılmaya, bizlerle beraber camiye gitmeye, Ramazan'da bizim gibi bir miktarda olsa oruç tutmaya falan özenirler. 2-6 yaş ilk bebeklik dönemi diye ifade ediliyor kaynaklarda bu noktada. Bu dönemde çocuklar taklidi ve sosyalleşmeyi, duygu gelişimini daha fazla sergilerler. Çünkü bilişsel gelişim yani bilgi gelişim daha çok 6'dan sonraki okul çağı ya da oyun çağı diye ifade edeceğimiz biraz sonraki dönemde oluşuyor. Tabii siz bana bu ev hayatında ne yapılacağını sordunuz. Ben biraz geniş ele aldım ama... Evet biraz da hocam ebeveynlere yönelik sorumu yönetmek istedim. Tekrar şu şekilde ifade edeyim. Şimdi çocukların ev hayatında manevi değer kazanımından veya fiziksel manevi gelişiminden bahsettiniz. Ancak ebeveynlerin bu konudaki tutumu ne olmalıdır? Mesela benim aklıma hemen şu örnek geliyor. Emin hocam da bunu onaylayacaktır. Peygamber Efendimiz namaz kılarken işte torunlara Hasan'la Hüseyin'in sırtına çıkması, değil mi? Onunla oyun oynaması ve Peygamber Efendimiz'in bunlara gösterdiği sabır örneği. Evet, tam yani, da ben evet o noktaya ifade edecektim. Öncelikle 2-6 yaş taklit derken çocuklara bizim dini yaşantı anlamında sergilediğimiz ya da sergilemeye çalıştığımız ya da dini pratikler dediğimiz uygulamaları çocuklarımızla beraber yapmaya özen göstermemiz gerekiyor. Şu anda belki evlerde biraz daha fazlaca bu duruma evlerdeki dini söylemlerimizde 2-6 yaş aralığındaki çocuklar her ne kadar tam anlamıyla anlamasalar bile inşallah, maşallah, bismillah, besmele gibi dini algıyı yükseltecek bir takım söylemlerimizi arttırmaya çabalamalıyız. 6 yaş sonrasında 12 yaşa kadar olan süreçte tabii artık çocuklar daha fazlaca bilinçli ve bilgi çağı artık yavaş yavaş okul çağı da devreye giriyor. Bir şekilde anne babaların bu noktada çocukların Abdullah Hocam şu mesele çok önemlidir. Özellikle bu 6-12 çocukların soru sorma çağıdır. Yani öğrenme çağı. Öğrenme artık merak çağıdır. Ederek öğrenme merak çağı. Ederler. Özellikle 7-9 yaşı vurgusu vardır kaynaklarda ki bu bağlamda Peygamberimizin de 7 yaşından itibaren çocuklarımıza namazı alıştırmaya başlayın söylemi de bu noktada telkini de çok çok önemli. Şununla ben uzattım belki hemen sözü size geri iade edeyim. Peygamberimizin kendisi namaz kıldığında torunlarının özellikle sırtından, kucağından, paçasından tabiri caizse inmemesi ve bir şekilde hatta anlatılır secdedeyken torunlarından Üsame üstündeyken uzun süre secdede
kalıyor. Ona bir zarar ziyan gelmesin diye. Biz de peygamberi örnek almak istiyorsak bu noktada öncelikle kendimiz yaparak, yaşayarak ve çocuklarımızın taklit etmesini, bizden gözlem yapmasını sağlayacak bir ev yaşantısını, bir aile yaşantısını önemsemeliyiz. O zaman şu şöyle ifade edebiliriz sanki hocam. Çocuklar 7 yaşından itibaren sorgulama dönemine geçer dediniz. Artık soru sormaya başlar, merak etmeye başlar. Biz ebeveynler olarak 7 yaşına kadar çocuklara örnekliğimizle onların manevi değerler kazanmasını sağlamalıyız ki sorgulama çağına geçtiklerinde artık farklı yollara geçmesinler çocuklarımız. Çok 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 güzel ifade ettiniz. Ben de şöyle bir toparlayayım hemen devamında. Biz 7-8 yaşlarına ya da bazı psikologların işte soyut işlemler dönemi ya da soyut dönem 12 yaş sonrası falan diye ifade ettiği zaman dilimi ya da yavaş yavaş ergenlik, önergenlik falan belki gittikçe geriye doğru iniyor zaman dilimleri de küçülüyor belki ama bu süreçlerde çocuklarımıza ileride hocam ileride anlatmakta güçlük çekeceğimiz bir takım olumsuz algılar geliştirmelerinin önüne geçecek şekilde örnek olmalıyız. Evet. Hocam, ne demek istiyorum? Bunu birazdan açacağım. Muhtemelen ikinci bölüme de kalabilir. Bilemiyorum ama. Sen birinci bölümü Allah bitirdin korkusu, hocam zaten. Allah korkusu yerine Allah sevgisi. Çok önemli hocam. Evet. Çok hocam önemli. Ben din eğitimiyle ilgili yine Fatih hocama geçeceğiz ama ben Emin hocama şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hocam Fatih hocam genellikle ebeveynlerin çocuklarla olan ilişkisinden bahsetti. Ben size şöyle bir soru sormak istiyorum. Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle açıklarsanız memnun oluruz. Karı kocanın birbirleriyle olan ilişkisi nasıl olmalıdır? Yani İslam bize nasıl bir ilişki önermekte bu yönde? Benim aklıma gelen hemen mesela bir tanesi. İşte Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe validemizle birlikte yarış yaptığını biliyoruz mesela. Evet. İşte evet. Yani ilişkiyi, samimiyeti sıcak tutması anlamında bir koşu yarışına girdiklerini siyer kitaplarından okuyoruz. Bununla ilgili hocam bize açıklamalarda bulunabilir misiniz? Tabii ki hocam. Biraz önce okuduğum ayette en son ayetin son kısmında meveddeten ve rahmeten şeklinde bitirdiğini söylemiştim. Öncelikle zaten bu ayet başlı başına karı koca ilişkilerini düzenleyen ayettir. Ve bu işin sevgi ve merhamet dayanaklı olmasını bizlere söyler. Evet. Evliliğin. Zaten Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eş seçiminde dikkat etmemiz gereken şeyleri söylerken birçok hadis-i şerifte bu geçiyor. Mesela buyuruyor ki tünkehul mer'atu li erba'in. Bir bayan üç hasletinden dolayı nikahlanır. Yani üç hasletinden dolayı kendisiyle evlenilir. Bu hadis-i şerifleri tersten de düşünmek mümkündür. Yani aynı özellikler erkekte de bulunması icap eder. Bunlardan işte güzelliği, aile yapısı, zenginliği en sonunda veli dinihe buyurur. Dini konusunda eğer size uygunsa, size uygun bir profilse onunla evlenilir. Ve hadisi de şöyle bitirir Allah Resulü. Eğer siz dini güzel olanı seçin, dini güzel olanı seçtiğinizde Allah Celle Celaluhu diğer kısımlarını sizin için tamamlayacaktır. Yani sizin normalde güzel olmayan birisini size güzel gösterecek, normalde zengin olmayan birisini size sizin nazarınızda zengin yapacak, soylu olmayan birisini soylu hale getirecektir. Allah Celle Celaluhu. Onun için de karı koca ilişkilerinde kanaatimce meveddet ve rahmet en önemli hususlardan bir tanesidir. Kaldı ki zaten işte son zamanlarda oryantalistlerin, batılıların İslam'ı vurmak için ön plana çıkarttıkları İslam şiddet dinidir. Efendim İslam aile yapısını bozan bir dindir şeklindeki söylemler zaten asılsız söylemlerdir. Onlara zaten çok fazla itibar etmiyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bununla ilgili bir tek örnek bulamayız yani. Evet. Şiddetle alakalı bir tek örnek bulamayız. Sizin de biraz önce zikrettiğiniz olayın benzeri yani hanımlarına merhamet göstermesiyle alakalı birçok örnek zikredebiliriz. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her konuyu neredeyse aileye bağlıyor ve en sonunda mesela infak konusunu anlatıyor bir zaman. Diyor ki şöyle infak edin, böyle infak edin. Hatta eşinizin ağzına koymuş olduğunuz lokuma bile sizin için en büyük infaktır. Allah nazarında bu infak olarak değerlendirilir buyuruyor. Yani bir çeşit sadaka. Tabii ki. Çünkü bu ilişki hocam bir zaman sonra Fatih hocamın da söylediği gibi
salt bir aile, ya yani salt bir karı koca ilişkisinden çıkıp artık bir aile ilişkisine, bir toplum ilişkisine, belki de bir dünya ilişkisine, bir eğitim sürecine tabii, dönüşüyor. Böyle bir süreç izliyor. Onun için de bu sürecin her noktasında dikkatli davranmamız icap eder. Mesela evliliğe başlarken dikkatli davranmamız, daha sonra çocuğumuz olacakken dikkatli davranmamız. Mesela bizim geçenki programda da zımnen değinmeye çalıştım. Çocuğun doğduğu yere, annenin karnına biz anne karnı demiyoruz kültürümüzde. Anne rahmi diyoruz. Evet. Neden anne rahmi diyoruz? Çünkü rahmet sıfatının tecelli ettiği noktadır orası. Evet. Daha Fatih Hocam'ın biraz önce bahsettiği evreler, psikologların ortaya koymuş olduğu evrelere varmadan önce bizim kültürümüzde çocuk anne rahmine düştüğünde mesela anne Yusuf suresini okurmuş ki çocuğum Hazreti Yusuf'a benzesin, onun ahlakıyla ahlaklansın diye. Sonraki aşamalarda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarıyla ilgili birçok örnek var. Vaktimiz varsa bir tanesini... Hocam kısa olmak kaydıyla tabii, çünkü araya gideceğiz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mescide giderken çocuklar sizin de bahsettiğiniz gibi etrafını sarıyorlar. Diyorlar ki hep Hasan ve Hüseyin'e deve oluyorsun. Bugün de bize deve ol. Biz senin sırtına bineceğiz diyorlar. Çocuklardaki masumiyet de burada anlaşılıyor değil mi hocam? Aynen öyle. Sonra bu durumu Hazreti Bilal görüyor. Bilal-i Habeşi çocukları dağıtmak için hemen Allah Resulü'nün yanına varınca diyor ki dur Bilal ne yapıyorsun diyor, çocukları dağıtma. Git bizim eve, eğer çocukları eğlendirecek birkaç meta bulabilirsen onlardan getir. Hazreti Bilal de koşarak gidiyor. 8 tane ceviz hocam. Evet. Bir rivayette de badem olduğu söyleniyor bunun. Avucunu alarak getiriyor. Allah Resulü çocuklara diyor ki beni bunlara satar mısınız diyor. İfadeye bak. Beni bunlara satar mısınız? Her biri birer tane cevizi alıp gidiyor. Dağılıyorlar etrafından. Hazreti Bilal'e dönerek diyor ki Allah Resulü gördün mü ey Bilal diyor. Kardeşim Yusuf geçmez birkaç akçeye satılmıştı. Ben tam 8 tane cevize satıldım diyor. Ne güzel. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz. Yine İnşallah. Ebeveynler İnşallah. Ve çocuklar, aile efradını oluşturan ebeveyn ve çocuklar üzerinden konuşmamıza devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Evet, Kanal 3 izleyenleri, İslam ve Hayat adlı programımızın ikinci bölümüyle tekrar birlikteyiz. Evet, birinci bölümde hocalarımızla birlikte İslam'da ailenin öneminden, aile ilişkilerinde Emin Hocam özellikle Allah tarafından verilen meveddet ve rahmet kavramlarından bize sıklıkla bahsetti. Fatih Hocam'dan da çocukluk çağındaki ebeveynlerin çocuklara vermiş olduğu eğitimden, eğitimin öneminden bahsettiler. Şimdi hocam, Fatih Hocam'la ben devam etmek istiyorum. Sayın Hocam, günümüzde teknoloji çağındayız diyoruz. İşte evet. Çocuklarımızı bilgisayar, tablet, telefon gibi fazla kullanıldığında onların gelişimine zarar verecek teknolojik aletlerden nasıl uzak tutabiliriz? Evet hocam, çok önemli konulardan bir tanesi, temel sıkıntılarımızdan bir tanesi bugün. Değil mi Emin Hocam? Tabii. Aynı şekilde katkılarınızı da bekleriz bu arada. Çocuklarımızı bu tarz teknoloji esiri olma durumundan kurtarmanın yolu, özellikle bugünlerde de hani ne yapabileceğimizi arada da beraber konuştuğumuz gibi hocam. Çocuklarımızla daha kaliteli vakit geçirme noktasında daha eğlenceli, zevkli zaman geçirme ve bunu bir fırsata dönüştürme, belki de bu zor süreci, evde kalınan insanların çok fazla çıkmamayı tercih ettiği bu süreci. İlk bölümde de ifade ettiğim anne babanın o eğitimci, öğretmen rolünden de hareketle onlarla birlikte yapabilecekleri bazı aktivitelerden söz edebiliriz belki bu noktadan. Özellikle
Anne babalar, anneler belki çocuklarıyla, kız çocuklarıyla belki de birlikte vakit geçirip beraber belki de mutfak işlerine yönelme noktası bile bir şekilde eğitimin bir parçası. Yani ben en son söyleyeceğim şey yine başta söyleyeyim. Evde yapabileceğimiz en ufacık bir etkinlik bile eğitimin bir parçası olabilir. Yani o zaman anne şöyle babalar düşünmeliyiz. Sürekli evde bir öğretmen edasıyla karşılarına çocukları alıp oturtup onlara bir şey öğretmek gibi bir faaliyette bulunmazlar ama her türlü, her an söylemleriyle, eylemleriyle, duruşlarıyla çocuklarına güzel örnek olmak suretiyle o eğitimi bir şekilde gerçekleştirirler. Ben birkaç bir şey sıralayacaktım ama hocam buyurun. Hocam şunu anlıyorum ben sizin söylemlerinizden. Aslında anne baba çocukların ilk öğretmenidir. Evet. Elbette hani bu sınıf ortamında öğretmenin sürekli bir şeyler öğretmesi gibi değildir ama bu örnekliğiyle, anne babanın örnekliği her zaman için çocukların ilk öğretmeni olduğunu gösterir dediniz. Evet. İşte mesela az önce bir örnek verdiniz. Mesela şu dönemde anneler işte kız çocuklarını alıp mutfağa girip onlarla beraber işte bir yemek yapabilir, bir Evet. faaliyet gerçekleştirebilir ama burada önemli olan annenin çocuğuna olan örnekliğidir. Evet. Yani anne örnek tavırlarıyla çocuğa nasıl bir kazanım elde edecek? Bunun öneminden bahsediyorsunuz Evet. anladığım kadarıyla. Hocam evet aynen aynen ifade ettiğiniz gibi. Aynı zamanda şuna vurgu yapacaktım. Evdeyiz. Dini pratiklerimiz, namaz başta olmak üzere çocuklarımızla beraber belki de birlikte namaz kılmak güzel bir etkinlik olabilir. Tam da zamanı belki Hakeza de, değil mi? evet Belki aynen. de aile içi cemaatle namaz kılmanın şu an için belki de tam da Evet zamanı. en güzel aktivitelerden bir tanesi. Hocam birlikte Kur'an-ı Kerim okuma faaliyeti. Ben buradan bir sosyal mesaj olabilir belki söyleyeceğimiz bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize. Bugünlerde bu evde olduğumuz ve çok fazla çıkmamayı tercih ettiğimiz zamanlarda yarım saatlik, bir saatlik bir zaman dilimini Kur'an okumaya orijinal metninden birlikte Türkçesinden mealinden anlamak için Anlamaya. Evet. Yarım saatimizi, bir saatimizi Kur'an okumaya ailecek ayırsak çok önemli bir kazanım olur toplumumuz adına. Kıssalar, hikayeler, peygamber kıssaları açıp çocuklarımız siz de ifade ettiniz telefonu, tableti, bilgisayarı seviyorlar. Oradan Evet. beraberce Ya belki de yani olumlu bir orayı şeye yönlendirmek evet orayı gerekir. kontrollü kullanmış da oluruz. Sadece oyun oynanmamış olur. Aynı zamanda teknolojiyle de haşir neşir olmaya devam eder ama evladım bir aç bakalım hadi peygamberimizin hayatından bir kıssayı, bir Ashabın hikayeyi, hayatından evet bir filmi ashabın, belki. Bir film onu ifade edecektim. Birlikte film izlemenin tam zamanı ki eğitsel açıdan çocuklarımıza onlara bir şeyler öğretebilecek bu noktada filmleri tercih etmek şartıyla. Oyunlar oynanabilir birlikte bazı yine eğitsel oyunlar bu noktada internetin de nimetlerinden sunduğu imkanlardan bu noktada faydalanabiliriz. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Ailenin çocukla ne kadar fazla vakit geçirmesi eğer mümkünse bugünün şartlarında, bugünün dünyasında ve bu vakit ne kadar kaliteli olabilirse hocalarım, o oranda geri dönüşü olacak çocuklarımızın neslin daha kaliteli bir şekilde eğitilmesi bu şekilde sağlanmış olacak. Hocam eğitime ya da çocuk eğitimine özellikle harcanan ben eğitsel söylemle söylemeden söylemeye çalışıyorum ama halk dilinde şöyle ifade edebilirim. Eğitime harcanan paradan zarar gelmez. Yani eğitime yapılan yatırımdan zarar gelmez. Ne kadar kaliteli eğitim ile nesli, çocuklarımızı, geleceğimizi o şekilde imar edebilirsek bu nesil de devam eden yıllarda, devam eden süreçlerde bu toplumda her türlü seviyenin yükselmesini sağlayacaktır. Bu çocuklar anne baba olduklarında ileride kendileri de yetiştirecekleri bireylere, kendi çocuklarına benzer şekilde davrandıklarında değil mi hocam? Evet. Yani başka bir sermayemiz yok. Onu hocam, söylemeye çalışıyorum. Çocukluk dönemiyle ilgili yeteri kadar konuştuğumuzu düşünüyorum ben ama ergenlik dönemine de değineceğiz. Ama birazdan size sözü bırakmak istiyorum. Son bir şey söyleyebilir buyurun, miyim hocam? Buyurun hocam. Bu vurgu arada geçti ama ben önemine binaen bir kez daha.
Maalesef biz çocuklarımızın eğitimi sürecinde Allah korkusu mevzusu az önce arada geçti. Ben özelde özel bir tırnak içi bahis açmak istiyorum. Çocukluk dönemi ve din eğitimi denildiğinde Allah korkusu, Allah'tan korkutmak. Maalesef bugün toplumumuzda eskiden belki daha fazla yaygındı, son dönemde daha fazla bilinçlendi muhtemelen toplum ama Allah ile korkutmaktan vazgeçmemiz gerektiğini izleyicilerimize bir kez daha zaten özellikle hatırlatmak istiyorum. Emin hocam da bize hatırlatacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın rahmetiyle ilgili ayetlerin, çok çok gazabı fazla ile ilgili olan ayetlerin çok çok fazla olduğunu biz biliyoruz. Ancak belki gelenekte böyle bir algı oluşmuş olabilir. Yani ebeveynler tutum ve davranışlarımıza dikkat edelim. Ebeveynler belki biraz da rahatlığa kaçmak adına işte Allah'tan korku, cehennemden korku, aman kızım yapma yanarsın, aman oğlum etme işte cehenneme gidersin gibi korkularla bunlara, belki kendilerini rahatlatmak maksadıyla böyle bir girişimde bulunuldu ama biz bunu çocukların din eğitimi açısından oldukça sakıncalı olduğunu ifade söyleyebiliriz. Edelim. Evet. Ben noktayı koymuş olayım. Evet, hemen Emin Hocam'a dönmek istiyorum. Sayın Hocam, bizim genel İslami müktesebatımız, kazanımlarımız, değerlerimizle ilgili, aileyle ilgili bize bu konuda nasıl bir miras kalmıştır? Yani İslam bize bu konuda nasıl bir miras bırakmıştır? Aslında bu miras sadece İslam dininin getirdiği bir miras da değildir hocam. Evet. Hocamın çok güzel bir ifadesi vardı biraz önce. Fırsat ifadesi. Bunları fırsata çevirme. İslam aslında kendisinden önce sizin de tabii ki malumunuzdur, alanınızdır aynı zamanda. Kendisinden önce güzel hasletleri, kendisine bırakılan mirasları olumlu yöne kanalize etmek suretiyle biz Müslümanlara miras bırakmıştır. Evet. Bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam küllü mevludin yuledu alel fıtra buyuruyor. Her doğan bir fıtrat üzere doğar. Fe ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yumeçsânihi. Sonra annesi babası bunu mecusi yapar, Hristiyan yapar, Yahudi yapar. Buradaki temel maksat Yahudi, Hristiyan, mecusi yapmak değildir. Burada çocuğu şekillendiren ya da aileyi şekillendiren temel mefhum anne, baba ve çevresindeki insanlardır. Evet. Ayet-i kerimelerin birçoğuna baktığımızda da zaten Allah hemen her toplumsal olayla ilgili kullanmış olduğu gruplar aileyle ilgili gruplardır. Mesela وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeye ortak koşmayın. Evet. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anneye babaya iyilik edin. Evet. Sonra veli yeteme diye devam ediyor. Akrabaya, yakın komşuya, yetime, yoksula. Bunların sırada tabii ki bunların hepsi aslında birer aile hocam. Evet. Evet. Yani çekirdek olarak düşündüğümüzde anne baba evlat tabii ki aile olabilir ama bunun ötesinde sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi bizim asıl ve furu dediğimiz dede, nine, torun, efendim akrabalar, komşular bizim ailemizi şekillendiren unsurlardır. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum aslında. Aile içi etkileşim de sadece anne baba rolü değil, bizim komşumuzun bir de çok büyük bir payı vardır. Evet. Hazreti Peygamber... Hocam bölmek istemedim ama çok özür dilerim. Çevrenin çocuğun eğitimi üzerindeki etkisi noktasında içinde yaşadığımız toplum aslında büyük bir aile. Ya da Müslüman toplum dediğimiz kitle kocaman tek bir aile. Hocam bu belki noktada tek tek tahlil edilmesi gerekiyor ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Diyor ki Cebrail bana geldi. Bakın bu ifade çok önemli kanaatimiz. Cebrail bana geldi. Komşuyu diyor öyle övdü, öyle övdü ki bana mirasçı kalacak zannetmişti. Evet. Yani burada çevrenin çocuklar üzerinde, aile üzerindeki denetimi bir fırsata çevrilmelidir. Bu musibet anlarında. Evet. İçinde bulunduğumuz musibet anlarını çok kötümser bir tabloyla ortaya koymamak icap eder. Telaşa kapılmamak lazım aslında. Yani, tabii ki tedbirimizi alacağız. İslam'ın getirdiği ölçüde bir takım yaşam standartlarımızı belirleyeceğiz. İslam zaten yani temizliği ön plana çıkarttığı için kesinlikle zaten virüse karşı otomatik bir bize koruma mekanizması kazandırıyor. Tabii, direnç tabii kazandırıyor. Evet. Allah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ. Bakın ben sizi bir takım şeylerle denerim. Neyle denerim? Korkuyla denerim. Evlatlardan kısmayla denerim. Nefislerinizi yani canlarınızı almayla denerim. Evet. Buradaki bela ifadesiyle kullanıyor bunu hocam. Denemeyi. Ben size bir bela veririm yani bir imtihan ortaya koyarım. Bu imtihanı ortaya koymanın amacı da
Allahu alem şudur hocam. Müslümanlara eziyet çektirmek ya da bir takım virüslerle oyalamak değil, bir sonraki virüse karşı, bela kelimesinin altında yatan anlamı söylüyorum hocam. Bir sonraki virüse karşı, bir sonraki bozgunculuğa karşı direnç sağlamaktır. Evet. Onun için de bugün yaşamış olduğumuz bu musibet, ya nereden başımıza çıktı, efendim olmasaydı şöyle olurdu, böyle olurdu'dan ziyade, hani biz toplumsal hayatta da yangın olmadan önce tatbikatlar yapıyoruz ya hocam. Hı hı. Bu tatbikatın amacı nedir? Gerçek bir yangın olduğunda direncimizin daha kuvvetli olmasını ortaya koymaktır. Evet. Bugün de belki Allah-u Teala'nın böyle bir musibet ortaya koymasının sebebi, bir sonraki ciddi musibetlere karşı bugünkü birlikteliğimizi sağlayın. Bak ne güzel aileler, biraz önce hocam da bahsetti. Aileler artık birbirlerini tanımaya başladılar. Ben diyor abimi tanımaya başladım yani. Evet. Abim iyi insanmış. Ayetin sonunda ne diyor hocam? Ben kadını ve erkeği yarattım. Daha sonra şubelere, kabilelere, ailelere, topluluklara böldüm. Niçin? Bunu yapmamızın sebebi var. Lita'arafu. Birbirlerini tanısınlar. Tanınmak. Evet. Evet, İnsanlar konuşmadan, birlikte olmadan, beraber bir aile ortamı içerisinde bulunmadan birbirlerini tanıyamazlar hocam. Kesinlikle. Onun için de bütün bu miraslar bizim ecdadımızın ve dinimizin bize getirmiş olduğu güzel hasletlerdir. Evet. Evet. Hocam şimdi tabii güncel mevzumuz bu virüsle ilgili sıkıntılar olduğu için hani evet. Ona biraz temas ettiniz. İşte insanların evet. Bu konuda telaş yapmaması. Zaten İslamiyet bize temizliği emrediyor. Evet. Yani Müslüman bir kimse evet. İslamiyet'in öğretileri noktasında hareket ettiğinde temizliğine zaten dikkat etmek hususunda İslam'ı, gerekeni yapıyor. Hocam İslam'ı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ne güzel tanımlıyor. Diyor ki birinin evinin önünden nehir aksa evet. Ve o kimse o nehirde 5 defa yıkansa onda kir kalır mı? Evet. Aynen. Değil mi? Yani. İslam dediğimiz şey aslında kapısının önünden nehir akan aile toplumudur. Yani. Evet, yani günümüzde İslam'ın bu emri doğrultusunda temizliğe biraz daha riayet evet. etmek, biraz daha uymak gerekiyor. Evet. Bunu sadece abdest için söylüyormuşuz gibi bir algı oluşmasın. Bunu tabii genel ki. Anlamda bütün temizlik, İslam'ı tanımlıyor temizlik hocam. Evet. Maddi hani ve manevi. Sizin ifade ettiğiniz gibi, Emin Hocam'ın ifade ettiği gibi hani halkımıza bu örneği verdiğimizde genelde hani abdest evet. akla gelir hocam. Biz biraz daha genişletelim. Yani algıyı genişletmekte fayda var. Her türlü temizlik diyelim aynı kesinlikle. Zamanda. Kesinlikle. Evet. Hocam bu konu için de yaptığınız öneriler için de teşekkür ediyoruz. Özellikle ayrıca. Bir cümle hocam, fıtratla ilgili sözü bana verecektiniz. Gerçi ben beklemedim ama fıtratın hani fıtrat temizliğinden de bahsetmekte fayda var. Malumunuz işte Hristiyanlıktaki asli suç mevzusu, işte doğuştan günahkar olma mevzusu, işte evet. Yahudilerdeki, Hristiyanlardaki diyelim az öncekine, Yahudilerdeki üstün ırk olma algısı vesaire, bunların karşılığında Kur'an'ın son dinin İslam dininin ortaya koyduğu fıtrat temizliği mevzusu da bu evet. noktada çok önem kazanıyor haliyle. Kesinlikle. İnsan tabiatındaki temizlik, yaratıcıya dönük yön ve o yönün insan işte eğitilebilir bir varlık olması, eğitimle insan olması, gelişmesi, değişmesi, dönüşmesi, yetişmesi ve gerçekten Rabbine muhatap bir varlık olması. Geçen de konuştuğumuz evet. o hilafet mevzusu, Rabbine halifelik edebilecek özelliklere sahip olma mevzusu. Fıtrat hocam, kelimesini zaten hocam bugün modern Araplar nötr olarak çeviriyorlar. Yani biz hep hani İslam fıtratı üzere doğar şeklinde tercüme ediyoruz. Orada hadis-i şerif de İslam kelimesi geçmiyor aslında. Yani fıtrat üzere doğar. Evet. Yani bir inanma potansiyeliyle evet. doğar. Evet. Yani sonra onu çevresindeki insanlar inandırır tabii. ya da inandırmazlar. Evet. Yani. Tabii işte bu süreçte ne yapacağımız ya da ne yapmayacağımız mevzusu, işte bugün hani programımızın temel mevzularından hani bir tanesi aile evet. ve ailede eğitim, din eğitimi mevzusuyla ilgili. Hani fıtratın önemi konuşulmuş. Hocam ben tam burada size o zaman bir pas atmış olayım. Tabii buyurun. Malumunuz az önce birinci bölümde çocukluk dönemi eğitiminden bahsettik. Bu işin belki de biraz daha sıkıntılı olduğu dönemden evet. bahsedelim. Yani ergenlik, gençlik döneminden. Evet. Ergenlik ve gençlik Zor. Döneminde din eğitimi evet. nasıl olmalıdır? Evet. Belki ebeveynlere daha fazla iş düşüyor bu anlamda. Bundan evet. biraz bahsederseniz sevinirim. Hocam sizin de ifade ettiğiniz gibi en zor dönem zorluk ve sıkıntı
dönemi diyebileceğimiz ergenlik dönemi, çocuğun gerek bedensel gelişimi gerek zihinsel gelişimi anlamında işte somut düşünceden soyut düşünceye, taklitten özgürlüğe, oyundan artık bilinçli davranmaya, arkadaş çevresine, okul hayatında kendi ne has bir dünya yarattığı bir döneme ve her türlü gelişiminin artık zirve yaptığı ve bir şekilde kontrolünün de gerçekten çok güç olmaya başladığı bugünün toplumunda, bugünün dünyasında. Bu dönem deyince akla gelen temel, aklıma gelen ilk mevzu tabii zorluk ve sıkıntı dönemidir. Gençlik dönemi ama geçici bir süreçtir gençlik dönemi ve bir müddet sonra çocuk durulur, aslına döner, yavaş yavaş yetişkinliğe doğru adım atmaya başlar ve aslında burada hocam şekilde, ebeveynlerin onu söyleyeceğim geçici sözünüzde atfen bunu söylüyorum. Ebeveynlerin bu konuda oldukça sabırlı olmaları gerekiyor değil mi? Onu söyleyecektim. İşte aslında bunun temellerini hocam az önce de ifade ettik. Çocukluk dönemindeki bazı yaklaşımlara giderek, oradaki kazanımlara, oradaki tutum ve davranışlara giderek ergenliği daha kolay çözmek ve daha rahat atlatmak gibi bir öneride bulunabiliriz. Az önce sözümün arasında geçmişti. İleride çözümsüzlüğe gidebilecek bazı olumsuzluklara neden olmayacak şekilde çocuklarımıza davranmamız gerekiyor. Evet. Yani bir dönemi başka bir dönemden bağımsız olarak düşünmememiz lazım. Mümkün değil. Zaten ebeveyn çocukluk döneminde çocuklarıyla beraber geçirmiş olduğu dönem onları daha yakından tanımalarına vesile olacaktır ki bu ergenlik eğitimi hususunda da ebeveyne yardımcı olacaktır. Hocam şimdi şöyle ifade edeyim. Çocukluk döneminde taklitle, gözlemle ebeveynden, aileden ve yavaş yavaş çevreden son çocukluğa doğru yani 10'lu yaşlara, 12'li yaşlara doğru bir şeyler öğrenmeye, almaya devam eden çocuk bunları yavaş yavaş sorgulamaya başlar. Ergenlik döneminin en önemli özelliklerinden bir tanesi, hani çok teknik tabirlere girmemeye çalışıyorum. Daha basit anlatmaya çalışıyorum. Özgürlük, sorgulama ve bazı kaynakların ifade ettiği şekliyle dini bunalım. Ve çocuklar çok fazla soru sormaya çalışırlar. Ben yıllarca öğretmenlik yaptım ve lisede yaptım malumunuz. Ve şu anda da hala öğretmenliğe devam ediyoruz. Öğretmen yetiştirmeye çalışıyoruz. Gerek velilerimden öğretmenlik yaptığım süreçte, gerek şimdiki bugünün toplumunda etrafımdaki arkadaşlarımdan, dostlarımdan, genç bireylerin ebeveyni olanlar, anne babalar en çok bundan endişe ederler. Çocuklarımız soru soruyor, çocuklarım sorguluyor, çocuğum öyle bir şey sordu ki cevap veremedim falan tarzı bir takım söylemler. Hocam bu hemen sözü bırakabilirim. Bu çok normal bir zaman dilimidir hocam. Yani burada normal karşılanması gerekir. Normal karşılanması gereken bir zaman dilimidir. Yani o dönemin kendi özelliğine has bir durumun yansımasıdır. Yani bu çocuklar ergenlik döneminde daha önceden çocukluk döneminde kendilerine ne verildiğinde aldılarsa, yani ne verildi ve onlar aldılar, onlarla ilgili bazı sorular sormaya ve onları sorgulayarak kendilerine mal etmeye çalışırlar. İşte bu noktada çok önemli bir soru ben size ve hepimize sorabilirim. Evet. Çocuklarımızın sorularına nasıl cevap vereceğiz? Abdullah Hocam birincisi. İkincisi, çocuklarımızın soru sormalarını sağlayacak mıyız, sağlamayacak mıyız? Çok daha önemli belki. Ve üçüncüsü, bu konudaki yetkinliğimiz bizim bireyler olarak, toplum olarak nedir? Bence hocam bu sorulara siz cevap vermeniz icap ediyor. Tabii. Yani bu sorulara cevap vermek bir programı aşar sayın hocam. Arkadaşlar uyarıyor, son 5 dakikamız kalmış. O yüzden son 5 dakika bana aitse ben hepsine cevap vermeye çalışacağım. Eğer Emin hocam müsaade ederse size ait olabilir hocam. Hocam bir kısaca toparlarsanız çok ergenlik kısaca, dönemi eğitimle çok ilgili. Çok kısaca ergenlik dönemi özgürlük, bunalım. Sıkıntılı bir süreçtir bu, yaklaşık 12 ila 15-16 yaşlarına, kız çocuklarında biraz daha erken, erkek çocuklarında biraz daha geç olmak üzere
3 yıllık. Evet. Yani yaklaşık 3 yıllık falan bir süreçtir. Değişkenlik de gösterebilir. Değişkenlik gösterebilir. Bu süreçte çocuklarımızın soru sormalarına imkan vereceğiz. Evet, ben şimdi tam oraya temas edecektim. Susturmayacağız. Hocam, eğer çocukların soru sorması fıtrattan kaynaklı bir şeyse, bunlara engel olunması demek çocuğun özgürlüğüne kısıtlama getirmek evet. demek. Ya yani bu ki, daha derin yaralara yol açar mı diye soracaksın. Tabii ki çocuğu eğer susturursak, ben lise öğretmenliği yaptığım süreçte ve şu anda tüm öğrencilerime de, yarın öğretmen olacak arkadaşlarıma da şunu söylüyorum. Çocukların Hı-hı. soru sormalarına, çocukların merak etmelerine, çocukların eleştirmelerine fırsat vermek zorundasınız. Hı-hı. Eğer bunu siz böyle yapmazsanız, yarın sizden alamazsa bu cevapları çocuklar, yani evet. yetkin birisinden, bir din eğitimcisinden alamazsa, başka kanallardan kendisini tatmin etme, evet. sorularının cevabını alma, doyurma ihtiyacı hissedecek ve kaybedeceğiz çocukları. Yani yanlış bu bir da, kanalsa bu, malum bugünlerde çok konuşuldu. Yani bu gündem değişmeden önce konuşuldu. İşte deizme, ateizme Hı-hı. kayma mevzusu falan gibi bir takım sıkıntılı süreçler, bizden kaynaklı sorunlar olmasın bir. Hemen sözü vereceğim. İkincisi, kendimizi geliştireceğiz anne baba olarak çocuklarımızın sorularına. Olur olmaz cevaplar vermeyeceğiz. Onları susturmayacağız. Ve bu noktada bir peygamberimizin hadisi geldi aklıma. İnsanlarla akıllı ölçütünde konuşun diyor peygamberimiz. Evet, Hazreti Ali'nin. Peygamberimiz de diye ifade ediliyor kaynaklarda. Kelam-ı Kibar'dan da olabilir. Evet. Kelam-ı Kibar'dan da olabilir. Hani kaynağını araştıramayacağım şu anda ama söz güzel. İnsanlarla, çocuklarla ve gençlerle onların anlayabileceği şekilde, onların ihtiyacını karşılayabilecek şekilde onların sorularını cevaplamamız Hocam, gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Artık vaktimizin sonuna doğru yaklaştık. Son olarak Emin Hocam'a birkaç cümlelik, belki bir dakikalık bir konuşma payı kaldı. Şunu sormak istiyorum hocam. Az önce bahsetmiş olduğunuz aile içi mutlu ortamın çevreyle olan ilişkisinden bahsettiniz. Aile içindeki mutluluk çevreyle olan ilişkileri etkiler mi, etkilemez mi? Bununla ilgili birkaç cümle sizden alalım ve programımızı nihayet erdirelim. Tabii ki etkiler hocam. Yani bugün psikologların da ifade ettiği gibi küçük topluluklar, bizim kendi literatürümüzde de var bu. Herkes kendi evinin önünü süpürdüğünde nasıl dünya tertemiz hale geliyorsa, evet. Herkes kendi aile hayatını düzenli bir hale getirdiğinde bütün dünya, zaten bugün işte küreselleşme dediğimiz, globalleşme dediğimiz şey dünyanın küçük bir köy haline gelmesi olarak düşünüldüğünde, bu aile bütün bir dünyadaki yaşanan aile ortamını etkileyecek. Kendi sağlığımızı düzeltirsek onların sağlığı, kendi ruhumuzu düzeltirsek insanların ruhu elbette sağlıklı hale gelecektir. O zaman tek cümleyle toplumun aile huzuru hocam. Aile huzuruna bağlıdır da diyebiliriz değil mi? Aile, evet. aile önemlidir. Evet. Ben de bir cümle söyleseydim en son cümleyi. Tabii hocam hemen hızlıca. Bu noktada çocukluk ve gençlik döneminden bahsettik. Ben de diyorum ki bireylere, hem yetişkinler açısından hem de tüm toplum açısından bakıldığında Kur'an ve sünnet çerçevesinde bilinçli, bilgili, akıllı ve sorumluluk sahibi bir yaklaşımla bireyleri eğitmemiz ve yetiştirmemiz gerekiyor. İyi bir toplum, iyi bir nesil ancak bu şekilde sağlanabilir. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Sayın Fatih Hocam ve Sayın Emin Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü teşekkür ediyorum. Evet, Kanal 3 izleyenleri, İslam ve Hayat adlı programda bugün, bu hafta sizlerle beraber İslam'da ailenin öneminden bahsetmiş olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle sağlıklı ve esen kalın.